Merhabalar sevgili güzel ruhlar, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Eğer öyle değilse bile umuyorum ki bu açılım size yardımcı olacak. Evet, bugün bir aşk okuması yapacağız ve böyle gayet detaylı bir okuma olsun istiyorum. Biliyorsunuz benim açılımlarım kısa bile olsa detaylı oluyor ve nokta atışı oluyor. Aynı zamanda da net açılımlar oluyor. Buna çok dikkat ediyorum ki benim tarzım bu zaten. Çok böyle dolandırıp bir şey söylemeyen bir durum olmuyor genelde. Çok net net takır takır bir şeyleri gösteriyor kartlarım. Ve ben de bu şekilde size aktarıyorum. Bugün de böyle olacağına inanıyorum. Çok ihtiyacı olanlara ulaşmasına niyet ediyorum. Tabii ki de eğer kendinizi zaten burada bulduysanız, bu açılım içerisinden alacağınız size özel mesajlar, size ulaşması gereken mesajlar olduğuna inanıyorum. Şimdi aşk hayatınızla ilgili ya da aklınızdaki spesifik bir insanla ilgili niyetinizi, sorunuzu, düşüncenizi aklınızdan geçirebilirsiniz. Özellikle spesifik bir insan varsa bu insanı düşünmenizi, aklınızdan geçirmenizi istiyorum şu anda. Beğeni yaparak, abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Emeğimin karşılığını bu şekilde bana vermenizi isterim. Alma verme dengesi önemlidir. Hayatta siz bazı konularda alma verme dengesini kuracaksınız ki diğer konularda da size o dengeler gelsin. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi özellikle aşk hayatınız üzerinde sizin kendi aslında duygusal hayatınızla alakalı olarak ilk bakışta şunu görüyorum. Biraz kendinizi yalnız hissediyor gibisiniz. Ve evet, hayatınızda biri de olabilir. Flörtleştiğiniz, konuştuğunuz biri de olabilir. Özellikle eğer böyle bir durum varsa biraz daha böyle aslında sizi üzen bir durum içerisinde olabilirsiniz diye düşünüyorum. Neden? Çünkü hayatınızda biri olmasına rağmen kendinizi yalnız hissettiğiniz, böyle bir şeylerin tıkandığını hissettiğiniz ve belki de yeterince ilgi görmediğinizi hissettiğiniz bir durumda olduğunuzu hissettim. Kartları ilk açtığımda özellikle şu tarafı. Ve çok da böyle bekleyemedim. Tarot kartlarımı da hemen açmak istedim bir yandan yorumlarken. Çünkü bakın evet burada da çıktı. Yani şu ana kadar belki de olmak istediğiniz nokta çok farklı bir noktaydı. Ama şu anda o noktada değilsiniz. Özellikle spesifik bir insanla belli bir noktada olmayı da işaret ediyor olabilir bu durum. Ama kendi aşk hayatınızda, kendi duygusal hayatınızda da hani şu ana kadar belki daha ciddi bir ilişkide olduğunuzu ya da olmayı hayal ediyordunuz. Belki evli olmayı hayal ediyordunuz, daha stabil ve oturmuş bir ilişkide olmayı hayal ediyordunuz ama şu anda benim burada gördüğüm sizin birazcık kendinizi yalnız hissettiğiniz ve dediğim gibi bu yalnızlık özellikle hayatınızda zaten biri varsa size daha da böyle koyan bir şey. Ve bazen zaman zaman daha dürtüsel hareket etmek istiyor olabilirsiniz fakat kendinizi durdurduğunuzu görüyorum. Yani belki de karşıdaki insanı sevdiğiniz, değer verdiğiniz için zaman zaman kendinizi durduruyorsunuz bir noktada. Ya da zaten o rest çekme gibi durumlarınızda çok da karşılık alamıyor da olabilirsiniz. Bir tık böyle görmezden gelinen bir noktada hissediyorsunuz kendinizi diye düşünüyorum. Fakat karşı tarafta ise şu var. Biraz daha böyle aslında
durumun ehemmiyetinin çok farkında değil gibi, yani durumun vahimliğinin çok farkında değil gibi gözüküyor. Size değer veren biri olduğunu görüyorum. Yani bu şey değil, mesela sizi düşünmüyor, sizi sevmiyor gibi bir şey söyleyemem. Fakat birazcık kendiyle alakalı, yetememekle alakalı ya da tam olarak sizin beklentilerinizi karşılayamamakla alakalı bir takım kendi içinde eksiklikler hissettiğini düşünüyorum. Fakat bu kişi sizi aslında böyle çok sıcak bir insan olarak görüyor. Yani hani neredeyse sizi evi olarak görüyor diyebilirim. Ama bunun yanında zaten duygusal olarak baktığında çok bir anda böyle birleşebilecekken biraz daha mantığı ile yaklaştığında biraz daha ayrışıyor sizden. Neden? Biraz önce bahsettiğim belki böyle beklenti farklılıkları, birbirinize yetebileceğiniz durumlarla alakalı ya da eksik kalabileceğiniz durumlarla alakalı düşüncelerinden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle bir ayrılık ya da bir böyle anlaşmazlık süreci içerisinden geçiyorsanız bir tık bu kişinin kendisini geriye çekmiş olabileceğini görüyorum çünkü. Hatta sizin bu kendinizi yalnız hissettiğiniz nokta, bu geriye çekildiği noktada da olabilir. Fakat yine de ilişkiniz devam ederken de birçoğunuzun kendisini biraz böyle görmezden gelinen, yeterince ilgi görmeyen, yalnız bir tarafta hissedebileceğini, hissediyor olabileceğini düşündüm ve bu şekilde görüyorum. Fakat burada ne var? Burada bu kişinin size sizinle ilgili aklında bir aslında kaybetme korkusu da olduğunu görüyorum. Yani özellikle bir ayrılık süreci ya da bir iletişimsizlik yaşıyorsanız bu kişinin tekrardan bir geri dönüşü olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle birkaç defa ev sembolü var burada. Ve bunun da aslında size karşı kendi içinde bir sadakat gösterdiğini ve sizi istediğini, tekrardan isteyeceğini düşündürtüyor bana. Bir diğer taraftan yine kendi kendini böyle sabote eden, kendi kendini kurbanlaştıran bir psikolojide olduğunu görüyorum karşı tarafın. Aslında buradan da birazcık hani dedim ya, size yetemeyeceğini düşünüyor olabilir, bazı konularda uyuşamayacağınızı düşünüyor olabilir. Bunları birazcık böyle kendini sanki sabote etmek için bilmeden yapıyor. Burada neye dayanıyor? Yine öz değere dayanıyor aslında bu durum. Bu kişinin birazcık öz değer eksikliği olduğunu düşünüyorum. Fakat aranızda kadersel, biraz böyle karmik bir durum olduğuna inandığı için sizinle bir hikayeyi tamamlamak istiyor bu kişi. Ve şu kılıç oğlusu ve ölüm kartının üstüne ben genelde bir kart daha açarım. Burada açmamışım. Şunu alayım. En sona geliyorsa açıyorum genelde. Şimdi aranızda evet tamamlanması gereken bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Eğer yarım kalan bir durumunuz var ise bir ayrılık var ise, bir böyle aranızın bozuk olma durumu var ise, bu kişi buna alışamamış arkadaşlar. Yani sizsiz kalmaya, özellikle öncesinde bir ilişkiniz, bir etkileşiminiz var ise, sessiz kalmaya ve sizden uzak kalmaya alışamamış. Fakat ilişki içerisinde de ne oluyor? Tam olarak kendini veremiyor, sizi yalnız hissettiriyor. Bunun da biraz farkında. Ve burada sizi kaybetme korkusu bu kişinin üzerine çok yakın bir süreçte bir anda gelebilir. Ve bir anda sizi tekrardan kazanmaya çalışabilir diye düşünüyorum. Evet, çünkü bir bitiş dönemi gözüküyor sizin için. Ama bu bitiş dönemi aynı zamanda onun bu kendi kendini biraz böyle sabote etme durumunun da bitiş dönemine denk gelebilir. Çünkü bu bitiş aynı zamanda arkasından bir yeniden başlangıcı getirecek sizin için ve bu da ilişkiniz içerisinde yeni bir amaç, yeni bir hedef, belki de ilişki içerisinde yeni bir seviye durumunu gündeminize getirecek bu kişiyle beraber. Çünkü burada sizi çokça düşünen, hani görmüyorsa bile, iletişim kurmuyorsanız bile
sizi çokça düşünen, çokça böyle aklında olduğunuz bir kişiyi gözlemliyorum ben burada. Ve yani böyle hayal edecek sürekli diyor kartlar. Şu anda da böyle ama gelecek enerjisinde de bu var ve bu durum onu harekete geçirecek diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda duygusal anlamda size şu ana kadar bir netlik vermediyse ki birçoğunuz için bu böyle. Bu alamadığınız netliği bu kişinin sizinle özellikle arasında kadersel bir bağ olabileceği ya da hani sizin onun karşısına kadersel bir sebepten dolayı çıkmış olabileceğinize inanmaya başladıktan sonra böyle bir adımı atacak. Cümlenin sonu gelmedi ama anlatabildim umuyorum ki. Ve biraz daha duygularını göstermekte net olacağını görüyorum. Yani daha böyle mesela arkadaş mıyız, sevgili miyiz, flört müyüz anlamıyorum, bir netlik vermiyor bana diyorsanız burada işte bu kişi size direkt olarak flörtöz yaklaşacak ya da direkt olarak sevgiliniz olarak yaklaşacak. Yani burada adımın netliğini görüyorum. Hatta bu süreç aranızın biraz böyle limoni olma süreci içerisinde bu kişi zaten biraz da böyle bunları düşünüyor olacak. Fakat her şeyi kendi isteğiyle yapan bir insan. Yani sizin çok böyle manipüle etmeye çalışıyorsanız da ki birçoğunuzun bunu yapmaya çalışmadığını düşünüyorum ama hani bunu yapmaya çalışsanız bile çok böyle etki almayan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Kendi isteğiyle hareket edecek bu kişi. Ve buradaki bu enerji aslında kendi gücünü kabul etmesini de gösteriyor. Güçlü bir karakter olduğunu da gösteriyor. Ve siz hem sizden ilham aldığını hem de size ilham verdiğini, yani aranızda bir etkileşimle beraber aslında aranızdaki ilişkiye bir şeyler kattığınızı görüyorum ben burada. Şöyle bir şey var bir de. Burada zaten mutlu bir enerji gelmiş. Yani siz hani ilk başta dedim ya kendinizi biraz yalnız hissediyorsunuz bu sıralar. Eğer hayatınızda bu arada kimse yoksa burada sizin için çok kısa bir yorum yapabilirim. Şu an hayatınızda kendinizi özellikle aşk hayatınızda ve duygusal hayatınızda kendinizi yalnız hissediyorsanız biraz daha bilinçli birisi çıkabilir karşınıza. Bunu söyleyebilirim ama burada daha çok böyle spesifik bir kişiyle alakalı mesajlar geldiği için direkt olarak bu şekilde yorumladım. Bununla beraber bu aslında sizin belki de yalnız hissetmenizle beraber birazcık çırpınmanız, ilişkinizi ayakta tutmaya çalışmanız, bu kişinin o sıralarda biraz daha vurdum duymaz olması ve kendini kapatması. Çünkü bu kişi birazcık duygusallığa kapalı. Şu anda özellikle. Bu duygusallığa kapalı olduğu için kendini size de kapatmış. Ama özellikle bir iletişimsizlik, bir ayrılık gibi bir durum sonrasında ya da sizin bir tepki koyma durumunuz karşısında hani bir böyle posta koyacaksınız belki ona. O sonrasında bir böyle aydınlanma yaşayacak. Çünkü birbirinize zaten çok enerji yansıttığınızı görüyorum. Yani biriniz çok mutluyken biriniz çok mutsuz olmuyorsunuz. Zaten siz mutsuz ve yalnız hissediyorsanız bu enerji bir şekilde bu kişiye de yansıyor. Ve o hissi aldığında bu kişi böyle bir anda sizi kaybetmekten korkmaya başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü bir şeyler güzel gidiyor gibi düşünürken bir anda aslında şunun farkına varacak. Aslında hayır, dağılıyoruz. Hani ayrılıyoruz, kopuyoruz gibi bir düşünceyle beraber bir böyle telaşa kapılabileceğini düşünüyorum. Yani ne olursa olsun o duruma adapte olmayacak bu kişi. Çünkü duyguları var, bir değer verdiğini görüyorum. Peki bakalım mesaj kartlarımız neler söyleyecek? Mesaj kartlarından onun ağzından duymak istediğimiz neler var? Ah, davranış şeklimi açıklamak için iyi bir sebep yok. Keşke özür dileyebilsem. İyi bir sebep yok. Aslında iyi bir sebep
mi bilmiyorum ama ben bu sebebi şu şekilde yorumladım. Kendisinin kendi içinde olan öz değer eksikliği şeklinde yorumladım. Çünkü gerçekten hani böyle çok böyle mantığa oturan davranışlarda bulunmuyor bu kişi. Bunların içinde şu da olabilir. Bir çok yakın davranması size, bir çok uzak davranması. Hani bir size çok aşıkmış gibi davranıp bir anda çok arkadaşmış gibi davranması. Bunlar sizin kafanızı bir yandan karıştırırken hani onun da dışarıdan çok tutarsız gözükmesine sebep olan şeyler aslında. Sen her zaman benim hayallerimdesin. Hani dedim ya hep aklındasınız zaten. Kesinlikle böyle. Yani görüşmüyorsanız da, konuşmuyorsanız da, iletişim de yoksa aranızda yine de hayallerimdesin demiş. Yani hani aklımdasın da değil, biraz daha ileri bir boyutta söylüyor. Üzgünüm, senin kıymetini biz beraberken göremedim. Kesinlikle. Özellikle ayrılık yaşayanlar, bu kişi sizi birden geri istemeye başlayacak. Yani birden böyle sizi kazanmak için bir şeyler yapmaya başlayacak ama kendi içinde bu isteği çok yüksek derecede hissedeceğini düşünüyorum. Özellikle sizinle ilgili duygularını kendi içinde sorguladığında ve "Aa, ben onu aslında aşıkmışım. Hani ben onu aslında o kadar değer veriyormuşum ki ben onu seviyormuşum ya, sevmişim bu süre içerisinde" gibi bir aydınlanma yaşadıktan sonrasında kıymetinizi zaten zamanında göremediğini fark ediyor. Ve ne yapacak? Bunun bir telafisini yapmaya çalışacağını düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Evet. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi bu açılım için. Eğer hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basıp abone olabilirsiniz. Kanalımın üyelik kısmını açtım. Katıl butonumdan kanal üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Kanal üyeliğinde ekstra her hafta yeni video olacak. Soru cevaplar olacak, ritüeller olacak, spiritüel sohbetler olacak ve bir üst seviye var. O linke tıkladığınızda görebilirsiniz. Yorumlara eklerim ben onu. O üst seviyede de ise tarot öğrenme videoları olacak. Evet. Onun dışında Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz özel danışmanlık alabilirsiniz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.